Hazreti Peygamber'in merhameti tabii ki dillere destan bir merhametti. Nasıl dillere destan bir merhamet olmasın? Onun hayatını biliyoruz. Hatta onun hayatını babalarımızın hayatından daha çok biliyoruz, değil mi? Yeryüzünde kimin hayatı Allah Resulü'nden daha ayrıntılı bilinir? Söylesenize. Allah Resulü'nün ömrünün ayrıntısında bilmediğimiz ne var? Elhamdülillah. Bu bir mucizedir. Onun için İbni Hazm, Cevami'us-Sire isimli o muhteşem siyerinde, eserinde şöyle bir girişte bulunur. Resulullah'ın hiçbir mucizesi olmasa, mucize olarak yaşadığı hayat peygamberliğinin delilidir. Peygamberliğine başka delil gerekir mi? Yaşadığı hayat peygamberliğinin delili. Üstelik bu hayat gözümüzün önüne gecesiyle, gündüzüyle, özeliyle, genelliyle, önüyle, sonuyla o kadar berrak bir biçimde gelmiş ki biz inanın en yakınımızın hayatını, hatta belki kendi hayatımızı bile o kadar bilmeyiz. Yani olur mu diyeceksiniz ama insan unutuyor. Ama Resulullah'ın hayatı, peygamberlik dönemini kastediyorum tabii. Gerçekten de önümüze berrak bir biçimde. Çünkü Rabbimiz onu örnek olarak sundu. Bu örnek olarak sunduğunu muhafaza etmeseydi bize örnek olarak sunmaz. Bu da mucizevi bir karşılıktır. Onun için لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Allah'ın Resulü'nde sizin için muhteşem bir örneklik vardır. Güzel bir örneklik vardır diyen Kur'an, o örnekliği de bize ulaştırma garantisinde bulunması lazım. Ve elhamdülillah o örneklik bize ana hatlarıyla ulaştı. Allah Resulü'nün örnekliği içerisinde en büyük örnekliği merhametidir. Çünkü alemlere rahmettir o. Alemlere rahmet olan ümmete düşen de kendi alemlerine rahmet olmaktır. Tabii biz alemlerimize zahmet oluyoruz, o ayrı bir mesele. Ama bakın Allah Resulü'ne. وَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Merhametine bakın Resulullah'ın. İnsanların imanı için öylesine canhıraş koştururdu ki, bir Adem bir alem diyerek, eğer bir insan daha iman edecekse, uyku, dinlence bilmeksizin, bir ömrünü vermeye hazır gibi yaşardı. Onun için de, ne oluyor sana diyor Rabbimiz. Mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Biz hiç kendimizi helak ettik. Mümin olmuyorlar diye. Taşlanıyorsun. Hakarete uğruyorsun. İftiraya uğruyorsun. Vatanında seni, alemlere rahmetsin ama alemler içinde 2 metre yer bırakmıyorlar sana. Buna rağmen sana bütün bunları yapan insanlar imana kavuşsun, cennete kavuşsun diye kendini helak ediyorsun. Yani beni niye taşlıyorlar diye değil, bana niye hakaret ediyorlar diye değil, bana niye bunu yapıyorlar, ben onlara iyilik yapıyorum da bana niye kötülük yapıyorlar diye değil. Bunları hiç takmıyorsun bile. Sadece niye iman etmiyorlar? Daha nasıl rahmet olsun? Daha nasıl rahmet olsun? وَلَعَلَّكَ بَاقِعُنْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Şuara suresinin 3. ayet. Bunun adı Allah'ın kulları helak olmasın diye kendini helak etmektir. Bunun adı budur. Budur alemlere rahmet olmak. Ve Rabbimiz tabii ki sevinmiştir. Tabii ki sevmiştir, tabii ki sevdirmiştir. Bugün bu sevginin karşılığının ne olduğunu düşünüyorsunuz? Sebebinin ne olduğunu düşünüyorsunuz? İlletinin ne olduğunu düşünüyorsunuz? 1400 yıl sonra bir insanı yeryüzünde 100 milyonlar anam babam sana feda olsun diyecek kadar nasıl severler? Bunun izahı nedir söyler misiniz?
Allah yoksa bu işin içinde bunun izahı yoktur. Allah severse sevdirir. Allah niye sevmiş peki? İşte bunun için. وَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِ